Günaydın. Günaydın arkadaşlar. İstanbul'da çay 10 lira, 5 lira, en uygunu da 3 lira. Onun dışında daha uygunu, o da esnaf fiyatı 2 lira. Bir de şöyle bir şey var İstanbul'da arkadaşlar. Özellikle Beyoğlu'da, Cihangir'de, bu civarlarda bir yere gidiyorsun çay içmeye, kahve içmeye. Oturuyorsun, çay içtin, 5 lira. İçtikten 2 dakika sonra geliyor, bir daha bir şey içer misin diyor. Çünkü acele diyorlar. Çünkü yer yok fazla. Olsa da fark etmiyor. Sonuçta adam para kazanması lazım. Yani otur keyfine göre, buradaki keyfine bak demiyor adam. İç bir çay daha, bir çay daha, oradan 30 lira 50 lira ver, öyle çık istiyor. Ama yeni bir yer keşfettim. Gidiyorsun, bir tane kahve alıyorsun, 10.75. 10 lira 75 kuruş. Yani 11 lira. Ondan sonra sabahtan akşama kadar bilgisayarını koy oraya. Bilgisayarını koy. Ondan sonra telefonun her şeyini götür. Ofisin gibi kullan. Yani işler buraya geldi aslında. Yani adamların haberi yok. Gidersin, oturursun 2 dakika, hemen hiçbir şey. İçmezsen kalk, hemen kalk buradan. Buradan kalk diyor yani, hadi gazla demek istiyor. Felsefik olarak yani. Ama yeni yerler, yeni zeki insanlar, yeni projeler geliştiriyorlar. Gel diyorlar, burayı ofisin gibi kullan. Burada sinerji oluştur. Ondan sonra burada yaşa diyorlar. Kahveyi de biz sana 11'e veririz diyorlar. Ama sen bir kahveyle zaten kalmıyorsun. 2 kahve, 3 kahve, fırsat bulmuş oraya gidiyorsun. Yani koşulsuz müşteri memnuniyeti dedikleri bu olsa gerek. Yani adamlar nasıl başarılı oluyor? Böyle başarılı oluyor. Sen adam gelir, hemen bir çay iç dersin. Bir çay daha iç dersin. Bir kahve iç dersin. Adamı cebinde bir son kuruşa kadar alırsın. Yoksa da oturtmazsın bir tane orada. Ama elin adamı, işi bilen adam, gel abicim burada otur der. Keyfine göre kahveni iç. Ofis gibi kullan burayı. Biz rahat ettirelim seni. Sen de bizi hep hatırla, burada dur der. Hem paranı alır, hem sana saygı gösterir. Sen de ona saygı gösterirsin. Yaşam böyle devam eder gider. Sonra sıcacık ortam, içer sıcacık. O gittiğin 10 lira çay verdiğin yer, 10 lira çay, 10 liraya çay içtiğin yerde dışarıda oturursun. İçeride doğru seri yok. Dışarıda oturursun. 10 lira çay, 10 lira ya çay içersin. Ondan sonra burası arkadaşlar. Burası. Şurası bak. 10 liraya çay içersin. Ondan sonra soğuk, rahat edemezsin. Bir de çay içtin, yemek yemedin diye horlanırsın. Horlanmak ne demek zaten? Horlanmak, çok horluyorsun. O da işte arkadaşlar burası. Yani koşulsuz müşteri mutluluğu olmadı mı? Olmuyor. Sen bir kere kandırırsın adamı, iki kere kandırırsın. Hayatın boyunca insanları kandıramazsın yani. İşi çözmen lazım. İşi bilmen lazım. Mevzu. Hadi insanları aldatmaman lazım. Fırsatçılık yapmaman lazım. Bak arkadaşlar. Burası işte. Burası. Nasıl rahat. Bu masalarda keyfi istediğin kadar oturabiliyorsun. Burada uyuyan bile var, bak şurada. Uyuyan bile var. Şöyle. Burası da bahçesi. Büyük ağaçlar var. Ters ışık olduğu için gösterdim. Onu kaldırdı ama bak. O da onu yutmuyor bak. O da onu yutmuyor. Doğru, haklı olarak yutmuyor çünkü. Evet arkadaşlar. İstanbul'da, Beyoğlu'nda, İstiklal Caddesi'nde rahat edebileceğin
bir ortam. Rahat edebileceğin bir ortam. Bak ışığı da çok güzel. Burada video da çekebilirsin. Yani burada buraya gel. Bilgisayarlarını getir. Mevzularını getir. Arkadaşlarını çağır buraya. Burada toplantı ortamı oluştur mesela. Buradan geri gidiyorsun şöyle. Şöyle bak arkadaşlar. Şöyle gidiyorsun. Şöyle bak. Şöyle yaparsın. İstersen burada toplantı yap. Otur arkadaşların. Burası benim diye arkadaşlar yemezler de. Şöyle. Toplan ya böyle çok yer vardır büyük bir ihtimalle var yani büyük zincir kafeler yapıyorlardır büyük bir ihtimalle de yapıyorlardı eğer senin haberin yoksa haberin olmadığı için gidiyorsun kıçı kırık bir kahveye Cihangir'de gidiyorsun oturuyorsun abi çay 10 lira çay o bardak küçük çay küçük bardaktaki böyle 3 yudumluk çay 10 lira. O da bayat. Ondan sonra 10 liraya alıyorlar. 4 kişisin. Yanlışlıkla 2'şer çay içersin. 80 lira. 80 liraya çay içersin. Ondan sonra dışarıda soğukta donarsın. Sonra yemek yemedin diye böyle afra tafra yaparlar. Ama İstiklal Caddesi'nde gelirsin böyle bir yere. Böyle bir yerde İstiklal Caddesi'nin tam tünel üzerinde böyle bir yerde keyfin istediği kadar oturabilirsin. Zaten sıkılıyorsun bir zaman sonra. Ondan sonra kahveni yudumla internetine takıl. İşlerini buradan yürüt. Sonra ofis yap buraya. De ki benim ofis burası de. Dışarısı buz gibiyken burası sıcacık. Evet. Sıcak bir ortam işte. Sen ondan sonra biz niye başarılı olamadık? Bizim işler zayıftı. Bizim işler şöyle diye. Onu bunu kötüle. Oradan buradan dem vur. Ama elin adamı gelir. İstiklal Caddesi'nde böyle bir yer yapar. Sana imkan sunar. Sen bir kahveye 11 lira 12 liraya saatlerce zaman harcarsın istersen. Burada da hep insan olur. Gece gündüz insan olur. Senin kahvede de sen gelirsin gelene gidene dedikodu yaparsın. İşler zayıf. İşler öyle. İşler böyle. Ne olacak bu ülkenin hali dersin. Bir Leyla bir kendine bak böyle ne yapıyorsun acaba diye. Acaba ne yapıyorsun diye bak kendine. Bahçede bu arada kedi de var. Bahçeyi de izleyebilirsin istersen. Evet sevgili dostlar, İstiklal Caddesi'nde bir kahveye ofis gibi kullanabileceğin bir alan. Evet. Bütün gün oturabilirsin. 8 saat, 12 saat istediğin kadar. Yayılabildiğin kadar. Size şimdi bahçesini de göstereceğim buranın. Yani araştırmacı olmak gerekiyor arkadaşlar. Araştıracağım. Kıçını kaldıracağım. Gezeceğim birazcık. Giderken de bakacağım. Evet. Her şey gönlünüz olsun. Tüm sosyal paylaşım sitelerinde gurme YouTuber. Eğer beğenirseniz ondan sonra yorumda yaparsanız bu video YouTube'da ön plana çıkar. Ben de daha çok faydalı bilgiler paylaşırım sizlerle. İstemezseniz de keyfiniz bilir. Her şey gününüz olsun. Instagram'dan da mutlaka takip edin. Gurme YouTuber. Evet arkadaşlar.
Express Soul Up. Express Soul Up. Express Soul Up. Evet. Express Soul Up. 3-4 defa söyledim. Neyse şundan dolayı söyledim arkadaşlar. Eskiden biliyorsunuz hala var. Taksim'in başına Tutiş vardı. Herhalde o birinci kuşak. İkinci kuşak dünyanın her yerinde 62 tane şubesi olan Türk markası. Evet. İşte hiç değişmeyen şey değişim. Sütiş. 1990'larda giderdim. O sütünün lezzeti, kahvaltının lezzeti hala ağzımda. Başarı öyle bildiğin gibi şey olmuyor yani. Şansa bir başarı yok. Evet arkadaşlar, şansa başarı yok. Süt işin yeni jenerasyonu, yeni nesil. Buranın ismi neydi abi? Espresso. Espresso Lab. Evet. Espresso Lab yapmışlar ve dünyanın 62 ülkesinde açmışlar. Hayırlı uğurlu olsun. İşte böyle şeyler yapmak gerekiyor. Kuşaktan kuşağa yeni nesil işler güçler. Her şey gönülce olsun. Kanalıma abone olun, dediğim gibi işte işler. Benim de işler büyüsün. Ayıktınız.